Sevgili gençler merhabalar. Fonksiyonların ikinci dersinde birlikteyiz. Soru çözümüne başlıyoruz. Bize A ve B kümelerini vermişler. Buradaki ok işaretine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın ok işareti A'dan B'ye doğru gidiyor. A'dan B'ye tanımlanan eşleştirmelerin hangileri fonksiyondur? birinci yazılan A, ikinci yazılan B olduğu için eşleştirme yaptığımızda birinci elemanı A'da, ikinci elemanı B'de almak zorundayız. Ama bu eşleştirmelerin fonksiyon olabilmesi için birinci A kümesi olduğu için A kümesindeki her elemanın görüntüsü olmak zorundadır. Yani A kümesindeki her bir elemanı bir kere kullanmak zorundayız. O zaman arkadaşlar bu dediklerimizi F1 üzerinde bir düşünelim. Bakın birinci yazılanlar A kümesinin elemanı mı? Evet. A kümesindeki her elemanı bir kere kullanmış mı? Evet. Yetmez. İkinciler B kümesinin elemanı mı? Evet. O zaman bu A'dan B'ye bir fonksiyondur. Yani bu eşleştirme A'dan B'ye bir fonksiyondur. Şimdi F2 inceleyelim arkadaşlar. Bakın birinciler A kümesinin elemanı mı? Evet. Ama bakın buradaki biri bir elemanı arkadaşlar iki kere kullanmışlar. Yani buradaki çocuğun farklı iki annesi var. O zaman bu eşleştirme A'dan B'ye bir fonksiyon olmaz. Geldik arkadaşlar F3'e. Önce birincileri kontrol ediyoruz. A kümesinin elemanı mı? Evet, kontrol ediyoruz. Birinciler A kümesinin elemanı ve bu A kümesinin her elemanını bir kere kullanmışlar ama iki kere kullanamazlar. Şimdi ikincileri kontrol ediyoruz. İkinciler B kümesinin elemanı mı? Evet. O zaman bu eşleştirme A'dan B'ye bir fonksiyondur. F4'e bakıyoruz. Birinciler A kümesinin elemanı mı? Evet. Bu A kümesinin her elemanını bir kere kullanmışlar mı? Evet. İkincilere bakıyoruz. B kümesinin elemanı mı? Evet. O zaman bu eşleştirme A'dan B'ye bir fonksiyondur. F5'e bakıyoruz. A'dan B dediği için birinciler A kümesinin elemanı mı? Hayır. O zaman bu eşleştirme bir fonksiyon olmaz. F6'ya bakıyoruz. Birinciler A kümesinin elemanı mı? Evet ama A kümesinin her elemanını bir kere kullanmak zorundayız. Bakın 1 var, 2 var ama 3 yok. Yani tanım kümesinde 3 boşta kalmış. Yani çocuk var, anne yok. O zaman bu bir fonksiyon olmaz. Geldik gençler yeni bir sorumuza. Aşağıdaki ifadelerin hangileri Verilen tanım ve değer kümesine göre fonksiyon belirtir. Birincisine baktığımızda arkadaşlar birincisi tanım kümesidir. Yani x'lerdir, girdilerdir. İkincisi arkadaşlar değer kümesidir. Bu ifadenin fonksiyon olabilmesi için bakın tanım kümesi tam sayılardan oluştuğu için bu x'lerdir. Biz x gördüğümüz yere yazacağımız her tam sayıya karşılık. Acaba bir tam sayı bulabilir miyiz? Mesela arkadaşlar tanım kümesinde bulunan x 1'i alalım. Biz buraya 1 yazdığımızda 3 bölü 2 eder. 3 bölü 2 tam sayı olmaz. Yani tanım kümesi tam sayılardan oluştuğu için burada x gördüğümüz yere her tam sayıya karşılık bir tam sayı bulamıyoruz. Bazen tam sayı oluyor, bazen tam sayı olmuyor. O zaman bu ifade fonksiyon belirtmez. Yani tanım kümesinde arkadaşlar x 1'in karşılığı yok. Yani çocuk var, anne yok öyle diyelim. Geldik gençler ikinci inceleyelim. Tanım kümesi tam sayılardan oluşuyor. Değer kümesi de arkadaşlar reel sayılar. Bura x'lerdi. Biz x gördüğümüz yere yazacağımız her tam sayıya karşılık bir reel sayı buluruz. Hani kesirli bir ifade değil, payda sıfır olmuyor, çift dereceden bir köklü ifade değil. Arkadaşlar burada sıkıntı yaşamayız. Burası fonksiyondur. Yani x gördüğümüz yere yazacağımız her tam sayıya karşılık bir reel sayı buluruz. Geldik gençler buraya dikkat. Bakın derecesi çift olan bir köklü ifade var. Bunun içi negatif olamaz. Tanım kümesine ve değer kümesini kontrol ediyoruz. Tanım kümesi arkadaşlar reel sayılar. Değer kümesi reel sayılar. Yani reel sayılardan reel sayılara. Biz burada arkadaşlar x gördüğümüz yere mesela -3 yazdığımızda -3 reel sayıdır ama kökün içi negatif eder. Kök içi negatif olursa ama derecesi çiftse o reel sayı olmaz. Yani tanım kümesinde bulunan eksi 3'ün karşılığı yok. Ama arkadaşlar mesela 4 yazarsınız karşılığını bulursunuz. Yani bazı reel sayılar için oluyor bazıları için olmuyor. O zaman arkadaşlar bu fonksiyon belirtmez. Geldik buraya. Dikkat tam sayılardan doğal sayılara. Biliyorsunuz doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Birer birer artıyor. Bu ifadenin fonksiyon olabilmesi için x gördüğümüz yere yazacağımız her tam sayıya karşılık bir doğal sayı bulabilir miyiz? Bazıları için buluruz bazıları için bulamayız. Mesela tam sayılarda arkadaşlar getirip buraya eksi 1 yazsak Bura eksi 5 eder. Eksi 5 doğal sayı olmaz. Yani tanım kümesinde boşta elemanlar kalıyor. O zaman bu ifade fonksiyon belirtmez. Geldik buraya tam sayılardan reel sayılara. Gençler kesirli bir ifade var. Siz bakın tanım kümesi tam sayılar olduğu için siz x gördüğünüz yere yazacağınız her tam sayıya karşılık bir reel sayı bulursunuz ve x gördüğünüz yere yazacağınız tam sayılarda hangi tam sayı yazarsanız yazın arkadaşlar asla paydayı sıfır yapamazsınız. O zaman bu ifade tam sayılardan reel sayılara bir fonksiyon belirtir. Arkadaşlar reel sayılardan reel sayılara fx'imiz x artı 2 bölü x eksi 2 dikkat. Bakın kesirli bir ifade olduğu için şu anda 2x2 için payda 0 oluyor. Ve bu x2 değeri tanım kümesinde var mı? Var. Yani tanım kümesinde reel sayıların içinde arkadaşlar x2 sayısı var. Biz o x2 fonksiyonda yerine yazdığımızda kesirli bir ifade var. Payda 0 oluyor, tanımsız oluyor ve karşılığında bir reel sayı bulamıyoruz. O zaman bu ifade fonksiyon belirtmez. Ama eğer tanım kümesini bütün reel sayılardan eğer x 2 sayısını çıkar deseydi fonksiyon olurdu. Ama demediği için bu ifade fonksiyon belirtmez. Geldik gençler yeni bir sorumuza. Fonksiyonda tanım kümesini vermiş, görüntü kümesini istiyor. Tanım kümesi neydi arkadaşlar? X'lerdi fonksiyonda girdilerdi. Şöyle. Şimdi tanım kümesine dikkatlice bakarsanız süslü parantez bir kümedir. Bakın bu kümenin 3 tane elemanı vardır. Yani x bir eksi 2'dir. Bir 0'dır, bir de 3'tür. Yani bize diyor ki makinanın içine x gördüğün yere bir eksi 2 yaz. Gençler bir 0 yaz bir de 3 yaz. Acaba çıktılar nelerdir? Ben x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2'nin karesi 4. 4'ten 3 çıkarsa 1. Ben x gördüğüm yere 0 yazarsam arkadaşlar eksi 3. Ben x gördüğüm yere 3 yazarsam 3'ün karesi 9. 9'dan 3 çıkarsa 6 olur. İşte arkadaşlar bizim görüntü kümesi budur. Geldik bu soruya. Yine tanım kümesini vermiş gençler görüntü kümesini istiyor. Yalnız bu süslü parantez değil bu bir aralık eksi 1'e eşit ve eksi 1'den büyük 4'e eşit ve 4'ten küçük. Bu bizim x'lerimizdir. Yani x'lerimiz eksi 1'e eşit ve eksi 1'den büyük 4'e de eşit ve 4'ten küçük. Yani gençler tanım kümesi sonsuz sayılardan oluşuyor. Sonsuz tane sayı var. Yalnız bu bir doğru denkleme olduğu için bakın köşeli parantez dahil demek siz burada x gördüğünüz yere arkadaşlar eksi 1 yazarsanız eksi 3 artı 2 eksi 1 eder. Burada eksi 1 dahil olduğu için burada da ne yapacağız? Dahil. Üst sınır bakın yine köşeli parantez 4 dahil. X gördüğünüz yere 4 yazarsanız 3 kere 4 12 2 daha 14. Evet gençler böyle görüntü kümesini bulabilirsiniz. Ya da bizim x'lerimiz bunlar ama bize Çıktılar lazım. Çıktılar y'dir. fx demek y demek. Bakın y de 3x artı 2'ye eşit. O zaman biz buradaki x'i 3x olabilmesi için 3 çarpalım. 3 çarparsak eksi 3. 3 çarparsak 3x. 3 çarparsak 12 eder. Bizim y dediğimiz 3x artı 2'dir. O zaman buraya 2, buraya 2, buraya 2 ekleyeceğiz. O da arkadaşlar eksi 1 küçük eşit. 3x artı 2 o da küçük eşit. 12 2 daha kaç eder? 14. 3x artı 2 arkadaşlar y'dir. Yani çıktılardır. Demek ki bizim görüntü kümemiz. Eksi 1 dahil 4 dahil aradaki her şey olur. Geldik gençler yeni bir sorumuza. F A kümesinden reel sayılara tanımlı Yalnız FA'yı vermişler. FA görüntü kümesiydi biliyorsunuz. Görüntü kümesi demek burada tanım kümesinde bulunan elemanlara karşılık gelen arkadaşlar Y'lerdir. Bu tanım kümesi neydi? X'lerdi. Yani girdilerdi. Bize çıktıları vermiş arkadaşlar. Girdileri bizden istiyor. Farz et ki makinanın içine biz X elemanını yazdık. O zaman çıktı olarak karşımıza x küp artı 1 gelir. Bu çıktıların biri arkadaşlar eksi 7 imiş. Çıktıların biri arkadaşlar artı 9. Evet çıktıların biri de 28. Yani biz burada girdi olarak bir tane elemanı makinenin içine koyuyoruz. Evet bir eksi 7 buluyoruz. Bir 9 buluyoruz. Bir de 28 buluyoruz. Bize arkadaşlar buradaki girdiler lazım. Siz artı 1'i bu tarafa atarsanız eksi 1, eksi 7 daha eksi 8. Buradaki x'i kaç bulursunuz? Eksi 2. 9'dan 1 çıkarsa 8, 8 2'nin küpü. Buradaki x de kaç çıkar? 2. 28'den 1 çıkarsa 27, 27 3'ün küpü. Burada da arkadaşlar x'imiz kaç çıkar? 3. O zaman demek ki bizim girdelerimiz yani A kümesi bir tane elemanı eksi 2. 1'i 2, 1'i de kaçtır? 3'tür. Geldik arkadaşlar bu soruya. Yine f fonksiyonu a'dan reel sayılara tanımlı. Bakın a tanım kümesidir. Yani x'lerdir, girdilerdir. Yalnız bize f a'yı vermiş. Yani görüntü kümesini vermiş. Yani yan taraftaki soru gibi y'leri vermiş, x'leri girdileri istiyor. Yalnız gençler bu görüntü kümesi bakın süslü parantez değil. Bu bir aralıktır. Şu anda bunun bu fonksiyonun görüntü kümesi sonsuz elemandan, sonsuz sayılardan oluşuyor. Yalnız bu bir doğru denklemi olduğu için arkadaşlar farz et ki bu A kümesinin arkadaşlar en küçük elemanı alt sınırı A olsun. Ve en büyük üst sınırı da arkadaşlar B olsun. Yani biz makinanın içine girdi olarak A'yı yazdığımızda o zaman 3A eksi 2 eksi 5'e eşitlenebilir. Arkadaşlar girdi olarak B'yi yazdığımızda 3B eksi 2'yi de üst sınır en büyük olan sayıya eşitleyebiliriz. Bakın köşeli parantez demek buradaki sayılar dahil. Siz eksi 2 bu tarafa atarsanız artı 2 eder. Burada eksi 3 kalır. 3'e bölerseniz a'mız kaçtır? Eksi 1. Eksi 2 artı 2 diye atarsanız 12, 12 ile 3'e bölerseniz b'miz kaç olur? 4. Bakın bu küçük, bu büyük. O zaman siz A kümesini rahatlıkla eksi 1'e eşit ve büyük 4'e eşit ve küçük alabilirsiniz. Ya da arkadaşlar bakın bunlar çıktılardı yani y'lerdi. Şöyle yapabilirsiniz. fx demek y demek. O zaman 3x eksi 2 y demek. Ben 3x eksi 2 en çok 10'a eşit ve 10'dan küçük eksi 5'e eşit ve eksi 5'ten büyük. A kümesi arkadaşlar girdiler olduğu için girdiler de x'lerdir. Biz x'lere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu eksi 2 bu tarafa artı 2 arkadaşlar bu tarafa artı 2 diye atabilirim. Eksi 5 artı 2 eksi 3 eder. Küçük eşit 3x o da küçük eşit. 10 ile 2 toplarsam 12 eder. 3'e bölersek arkadaşlar buraya eksi 1 küçük eşit. X o da küçük eşit. 12 3'e bölersek kaç eder? 4. Demek ki bizim arkadaşlar x'ler girdiler. Eksi 1'e eşit ve eksi 1'den büyük. 4'e eşit ve 4'ten küçük olur. Geldik gençler yeni bir sorumuza. Yanda verilen f fonksiyonun grafiğine göre bize arkadaşlar 4 tane ifade vermiş hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar tanım kümesi. Bizim tanım kümesi biliyorsunuz x'lerdir fonksiyonda girdilerdir. Şimdi fonksiyonun grafiğinin çizili olduğu yerdeki x'lerdir. Bakın x'lere dikkat ediyoruz. Bakın şöyle fonksiyonun grafiğinin çizili olduğu yerdeki x'lerdir. Yani eksi 7 dahil doğru. Eksi 2 dahil değil. Bakın burası boş. Evet doğru. Şimdi x'ler burada artık yok. Devam ediyor. Şurada başlıyor. Bakın bura dolu. Yani 1 dahil. Bakıyoruz. Evet 1 dahil. Devam ediyoruz. Fonksiyonun çizili olduğu yerdeki arkadaşlar x'lerdir. Yalnız burada boş ama burada dolu. Yani bu 7 sayısını arkadaşlar almamız lazım. Yani buranın köşeli parantez olması lazım. O zaman bu ifade yanlıştır. Geldik görüntü kümesi arkadaşlar. Verilen x'lere karşılık gelen y'lerdir. Bakın yine grafiğinin çizili olduğu yerde y'ler eksi 3'ten başlıyor ama eksi 3 dahil kontrol ediyoruz doğru. Devam ediyor gençler. Devam, devam, devam. Bura boş ama 2 dahil değil. Bakıyoruz 2 dahil. O zaman burada yanlıştır. Yani bu 2 arkadaşlar burada açık parantez olmalı. Yani 2 dahil değil. 3 numaraya geliyoruz arkadaşlar. F5 7 midir? Bakın bu fonksiyonun girdileridir. Yani x'lerdir x 5'e karşılık gelen görüntü olarak 7 olur mu? Yani y 7 olur mu? Bakıyoruz. x 5 arkadaşlar burada. Evet x 5'e karşılık gidiyoruz grafikte. Evet y'miz kaçtır? 7. Bu doğrudur. Şimdi gençler önce şu parantez içindeki f 7 yani fonksiyonda x 7 ise y kaçtır? girdi eksi 7 ise görüntü nedir? X eksi 7'ye bakıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar dolu. Y'si kaçtır? Eksi 3. Demek ki bura eksi 3. Bir eksi de burada var artı 3. 4 ile toplarsam F 7 eşittir 5 midir? Bakıyoruz. X 7 ise arkadaşlar evet 7'ye karşılık gelen arkadaşlar dolu olan yerde duracağız. O zaman F7 4'tür ama bu kaç yazmış 5. O zaman yanlıştır. Demek ki bu da yanlıştır.